Başkent Postası'nın değerli izleyicileri ve gazetemizin değerli okuyucuları. Bugün BATOÇ Bağımsız Tarım, Orman ve Çevre Sendikası Genel Başkanı Sayın Erdal Bayram'la beraberiz. Sayın Erdal Bayram'la gündeme dair konuları görüşeceğiz. Yayınımıza hoş geldiniz Sayın Bayram. Hoş bulduk efendim. Çok teşekkür ediyorum bu fırsatı bize verdiğiniz için. İlk önce Tarım, Orman ve Çevre Sendikası ne iş yapar? Burada sendikamızla alakalı bilgi Şimdi verirseniz. sözlerime çok yakın bir zamanda derince TMO Baş Müdürlüğü'nde meydana gelen toz patlamasından dolayı Elif Dayıoğlu rahmetli oldu. Allah rahmet Görev eylesin. şehidi olaraktan. Kendisine rahmet, yakınlarına ve mesai arkadaşlarına sabır dileyerekten sözüme başlamak Allah istiyorum. rahmet eylesin. İnşallah tedbirler alınaraktan bir daha böyle kazalar başımıza gelmez. İnşallah. Bağımsız Tarım Orman Çevre Sendikası İş Kolu olaraktan eski adı Et ve Balık, yeni adı Et ve Süt Kurumu, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü TİGEM, Toprak Mahsul Ofisi TMO, Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü AOÇ, Tarım Bakanlığı bünyesindeki ilgili ve bağlı kuruluşlar olaraktan Orman Genel Müdürü ile beraber bizim bünyemizdeler, üyelerimizi yapabiliyoruz. Daha önceden çevre bizdeydi, daha sonra çevre gittiği için bizim ismimizde de çevre kaldı, orayla bir Kaldı. bağlantımız kalmadı. Üzücü olan bir şey, kurumun adına balığı yazdık, balıkçılık gitti. Evet. Şimdi sütü yazdık, inşallah sütçülük gitmez. İş kollarımız bu şekilde. Peki kendinizden bahseder misiniz? Ben şu anda Bağımsız Tarım Orman Çevre Sendikası'nın 6. dönem genel başkanıyım. 5. ve 6. dönemde ben görevde aldım. Daha önce eğitim sekreteri olaraktan görev almıştım. Kendi bütün hizmetim Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü'nde görev yapıyorum. Orada çeşitli görevlerde bulundum. Ayniyet saymanlığı yaptım, Demirbaş sayımlarında. Satın alma komisyon başkanlığı yaptım. Süt fabrikası müdür yardımcılığı yaptım. Ticaret şubesi müdür yardımcılığı yaptım. Şimdi de bitkisel üretimde görevime devam ediyorum. Bizler profesyonel olmadığımız için Evet. aynı zamanda da görevimize devam ediyoruz. Genelde kaç yıl oldu? Kamudaki hizmetim 33 yıl. Kamunun birçok 90'dan beri. sorunlarını biliyorum. Derinden hem üyelerinden biliyorum, hem kendim yaşadığım için biliyorum. Yakında toplu iş sözleşmesi var. Bu konu hakkında hükümete Evet, söyleyecekleriniz. şu anda başlayan bir toplu iş sözleşmesi var. Evet. Yakın bir zamanda seçimden çıktık. Seçim öncesi biz güzel haberler bekliyorduk. Yetkili sendik olan memur sendikası genel kurulunda, kendi genel kurulunda bu güzel müjdeyi alamadı. Hak İş'in genel kurulunda bu müjdeyi aldı. Aslında biz bu müjdeyi seyyanen 8.077 lirayı seyyanen değil, emekliye yansıyacak olan özel hizmet tazminatı veya taban aylığa bekliyorduk. O da Fakat bu olmadı. gerçekleşmedi. Biz onu zam olaraktan görmüyoruz. 2012 yılından bu tarafa TÜİK'in vermiş olduğu rakamların telafisi olaraktan görüyoruz. Hiçbir sendika bu 8.077 lirayı ben aldım diye ortaya çıkmasın. Hesap uzmanları hesabını yaptı. Bizim geriye dönük telafilerimiz ortaya çıktı. Bununla ilgili iyileştirme için bir çabanız var mı? Hükümetle görüşmeleriniz var mı? Şimdi bizler yetkili sendika olmadığımız için masaya oturan üç sendikadan biri değiliz. Biz ancak gündem oluşturmakla şu anda uğraşıyoruz. Bizim gündemimiz ne? İkramiye. 1960'lı yıllardan beri işçiye veriliyorsa bize de verilebilir. Kira yardım. Var olan bodrumumuzdaki kira yardımı 6 tane sıfır atıldıktan sonra minimize edilince silindi. Tartışma bitmiş gibi gözüktü ama şu anda büyük şehirlerde çok büyük sorun haline geldi. Kira yardımı olmazsa olmaz. Evlenmekten çekiniyorlar artık memur arkadaşlar. Çalışanlarınızla ilgili yapılmasını istediğiniz, bunu duyurmak için Şimdi nelerdi? ilk önce görevde yükselme yönetmeliklerinin bir plana bağlanması, görevde yükselme sınavlarının bir plana bağlanması, periyodeye bağlanması, bu periyodik halinde kamu tarafından uyulması. Beklentimiz bu. Bütün Tarım Bakanlığı ilgili ve bağlı kuruluşlar tarafından. Şimdi bunları bu şekilde değerlendirdiğimiz zaman personel de bilir. Dışarıdan okur, eğitimini tamamlar. Bir gün o noktaya geleceğini bilir. Görevde yükselme sınavı açmazsanız, ünvan değişikliği sınavı açmazsanız Evet. memur neden kendini yenilesin? O iş koluyla ilgili neden eğitim alsın? Çaba Çaba göstertmez diyorsunuz. göstermesini istiyorsanız tarihe bağlamak zorundasınız. Evet Memur efendim. dediğimiz kişi nedir? Anayasayla, kanunla, yönetmelik, yönerge, genelgelerle çerçevelenmiş ve bunun dışına çıkarsa memur suçları Cumhuriyet Savcılığının önüne gideceğini bildiği görevleri yapıyor. Onun için kendini yenilemek zorunda. Ama bu yenilemeyi beklentisi de yeni üst makamlara çıktığı zaman gelirini de artırmak istiyor.
Siz bu şansı vermezseniz memur kendini yenilemez. Peki Sayın Bayram, sizin genel anlamda konuşacağınız, söyleyeceğiniz... Her türlü gelen zamın emekliye yansımasını istiyoruz. Birkaç örnek vermek istiyorum. Şu anda 3600 ek gösterge, 600 farklardan sonra, gelenden sonra 4200 ek gösterge oldu. 33.773 lira eşi çalışmayan bir çocuklu bir mühendis, emekli sandığı matra 18.162 lira, 25 yıl hizmet karşılığında alacağı para AGİ dahil 14.166 lira. Eskinin 2200, yeniden 2800 ek göstergeli, eşi çalışan bir çocuklu kamu personeli 25 yıl hizmet karşılığında şu anda aldığı para 24.795 lira. Emekli sandığı matrahı 14.542 lira. 25 yıl üzerinden alacağı AGİ dahil 11.342 lira ve asgari ücretin altında. Büyük adaletsizlik. Bunlar 5535 sayılı kanuna tabi olanlar. 1 Ekim 2008'den sonra göreve başlayanlar şu anda emekli olmadığı için bu paraları da alamayacaklar. Daha da düşük maaşlara çalışacaklar. Bunların artık tartışılması gerekiyor. Bizim buralara yoğunlaşmamız gerekiyor. Sayın Bakan'ın yanında mali uzmanları var. Bizim sırtımızda bir kambur var. Bu kambur ne biliyor musunuz? Kamu işçisi. Bize verilen her zam kamu işçisinin emekli ikramiye yansıdığı için bize verilecek zamdan daha çok kamu işçisinin emekli ikramiyesini hesaplıyor. Çünkü ellerinde yarın sabah emekli olma ihtimali olan, EYT de dahil ihtimali olan sayıyı biliyorlar. Ve bütçeye yansımasını oradan yapıyorlar. Evet. Biz artık bu sırtımızdaki kamburdan kurtulmak istiyoruz. İşçi emeklilerinin emeklilik ikramiyelerinin, emekli ikramiyelerinin hesaplamasını bizim üzerimizden yapmasınlar. Bizim üzerimizden yaptıkları için şu anda birçok kamudaki işçi alacağımız zamı bizden fazla takip ediyorlar. Kusura bakmasın işçi arkadaşlar. Sırtımızda bir kamu roktan görüyoruz kamu işçisini. Peki bu hükümetle masaya oturan toplu iş sözleşmesi için üst sendika dediniz. Bu sendikalara baskı yapıyor musunuz? Düzelmesi için. Biz memur arkadaşlara gündem oluşmaları için devamlı basın açıklamalarında bulunuyoruz. Gündem oluşturmak için. Hükümete sesimizi duyurmamız için şu anda yetkili sendikanın eylem kararını bekliyoruz. Verilen talepler TÜİK'in açıkladığı enflasyon veya orta vadeli programın beklenti enflasyonu, Merkez Bankası'nın beklenti enflasyonlarının altında olduğu için talep de altında, hükümetin vermiş olduğu talep de altında. Biz yetkili sendikadan şu anda bir an önce bir eylem planı açıklamasını ve biz de bu eylem planına uyacağımızın beyanını vermek istiyoruz. Kızılay'da durma eylemi olur, miting olur, basın açıklaması olur. Kendi bünyesinde yapsın, bizi kabul etmiyorsa. Ben bir eylem yapacağım ama sizi istemiyorum desin. Sendikaların siyasallaşmasına karşıyız. Onun için başımızda bağımsızlık var. Evet. Biz mevcut olan sendika siyasi iradenin desteğiyle buraya geldiği için istemezliği oynuyor. İstemezlik. Niye? Siyasi iradeyi zor durumda bırakırız diye. Bana sendikanı söyle, sana partini söyleyeyim noktasına geldi. İnanır mısınız, seçimden önce her türlü basında filan da yer aldı. Bizi ziyarete gelmeyen bir ve iki siyasi parti kaldı. AK Parti geldi, CHP geldi, Gelecek geldi, Saadet geldi, Deva geldi. Ama onlar hiçbirini kabul edemedi. Niye? Bizim herkese kapımız açık. Bir de gündeme getirmek istediğim %2 barajı var. Biz geçen dönem toplu sözleşmeyle gelen %1 barajını Danıştay kararıyla paramparça ettik. Şimdi kanun önümüze geldi. Onu da Anayasa Mahkemesi'ne götürdük. O barajları da yıkacağız. %2 barajına rağmen sözleşme ikramiyesi adı altında sendika ikramiyesini eksik almasına rağmen bizi destekleyen konfederasyonumuz dahil Bağımsız Tarım Orman Çevre Sendikası'nın desteğini esirgemeyen bütün üyelerime müteşekkirim. Ben aynı zamanda Bağımsız Tarım Orman Çevre Sendikası Genel Başkanı'nın yanı sıra bağlı olduğumuz BAS Konfederasyonu'nun da basın yayın sekreteri. Bir görevim daha var. Konfederasyon olarak da alım gücümüzü yükseltmek istiyoruz. Kimseyle kavga etmek istemiyoruz. Biz ekmek peşindeyiz. Şu anda alım gücü düştüğü için iş kolumuz gereği ülkemizde bir gıda terörü var. Gıda terörünü denetlemeye giden gıda mühendislerinin görev aşamasında uğramış olduğu saldırılara karşılık doktorlar gibi güvence altına alınmasını istiyoruz. Gıda mühendisi arkadaşlarımızın göreve gittiği zaman karşılaştıkları zorlukları gündeme getirmek istiyorum sizin aracılığınızla. Gittiği imalathanede üzerine kapı kilitlenenleri gördük. Bunlar olmamalı. Bunlar cezasız kalmamalı. Bir başka konu, son yılların en büyük sıcak günlerini yaşıyoruz. Evet. Bakanlar Kurulu'ndan ve Sayın Cumhurbaşkanımızdan. Eskiden kronik hastalar, hamileler belli bir yaşın üstüne izin verilirdi. Hiç gündeme gelmiyor. Herkes mesaisine devam etmeye çalışıyor. Lütfen bu konuda da desteklerini bekliyoruz. Biraz önce vermiş olduğum rakamlara baktığımız zaman arkadaşlar bu maaş kayıplarından dolayı artık 65'e kadar çalışmayı düşünüyorlar. Bizim yeni sloganımız
mesaiden mezara. Biz artık aldığımız ikramiyle ev almayı unuttuk, araba almayı unuttuk, elektrikli skuter alacağız anca. Hiç olmazsa geçimimizi kazanalım diye bağlanacak maaşlarda evimizin ihtiyaçlarını karşılayalım diye uğraşıyoruz. Bizi unutturdular. Peki Sayın Bayram, yayınımızın sonuna geldik. Başka bir diyeceğiniz yoksa yayınımızı kapatalım. Diyeceğim şu, sözleşmede yetkili sendroktan masaya oturan memur senden eylem planı bekliyoruz. Desteğimiz tamdır. Hükümetten de yetkili sendikanın taleplerinden çok uzak bir teklif geldi. Revizesini bekliyoruz. Teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ediyorum bize fırsat. Değerli Başkent Postası izleyicileri, bugünkü yayın konuğumuz Tarım Orman ve Çevre Sendikası Genel Başkanı Sayın Erdal Bayram'dı. Önümüzdeki yayınlarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.